أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Alemlerin Rabbine hamd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun. Aziz Müslümanlar, insanın yaratılış gayesi kainatın sahibini tanımak ve ibadet etmektir. Bu ifadeden hareketle yaratılış gayemizin esasını sorumluluk bilinci oluşturmaktadır.
Yaşadığımız alemde sorumluluk bilincine sahip olan tek varlık insandır. Kur'an-ı Kerim'de mükemmel bir şekilde yaratıldığından, üstün vasıflarla donatıldığından bahsedilen insanoğlunun diğer varlıklar nezdinde değerli ve kıymetli olması Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde, kendisine ve diğer varlıklara karşı, diğer insanlara karşı sorumluluğunun bilincinde olmasıyla mümkündür. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimiz Ahzab suresi 72. ayeti celilede emaneti insanın yüklendiğinden bahseder. Emanet göklere, yerküreye ve dağlara teklif edilir. Onlar emaneti yüklenmek istemezler. Bundan çekinirler, korkarlar. Ama insan emaneti yüklenir. İslam alimlerine göre buradaki emanetten maksat en genel manada sorumluluktur. Yine Zariyat suresi 56. ayeti celilede Rabbimiz cinleri ve insanları başka değil sadece kendisine ibadet için yarattığını bizlere bildirir. Burada da sorumluluk bilincinin en önemli boyutuna yani Allah'a karşı sorumluluğa işaret edilmektedir. Sorumluluk sadece Allah'a karşı mıdır? Başka varlıklara karşı sorumluluğumuz bulunmuyor mu? Bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluğun sadece Allah'a hasredilmesine hoş bakmıyor. İnsanın diğer varlıklara karşı da sorumluluğunun olduğunu arkadaşlarına dolayısıyla bizlere hatırlatıyor. Sahabi efendilerimizden birisi zamanının büyük çoğunluğunu ibadete ve taate ayırıyor. Neredeyse tamamını ibadetle geçirmeye çalışıyor. Efendimiz bundan haberdar olduğunda yaptığının yanlış olduğunu ona hatırlatıyor. Kendinin kendi üzerinde, çoluk çocuğunun onun üzerinde hakkı olduğunu, her hak sahibine de hakkını vermesi gerektiğini ifade ediyor. Efendimizin vermek istediği mesaj açıktır. İnsanlar sadece kendileri değil, etrafında sorumlu bulundukları kişilerin haklarını da gözetmek durumundadırlar. Sosyal sorumluluğumuzun veya sorumluluk bilincimizin nerelere ulaştığını Efendimiz bu hadis-i şerifleriyle bizlere gösteriyor. Bir diğer rivayette de hepiniz çobansınız, gözetiminiz altında bulunanlardan sorumlusunuz buyurularak sorumluluğun gözetme ve kollama vazifesini içerdiğini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Değerli Müslümanlar, sorumluluk bilinci, sosyal sorumluluk bilinci şeklinde de ele alınıyor. İnsan tek başına yaşayan bir varlık değil. Diğer insanlarla hayatiyetini devam ettiriyor. Diğer insanlara hayatının her anında muhtaç. Öyleyse beraber yaşadığı bu insanlara karşı da yükümlü olduğu vazifeler var, yapması gereken işler var. İnsan bunları bir hakkın yerine getirirse onlara karşı sorumluluk bilincini de gerçekleştirmiş olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sosyal sorumlulukla ilgili biz ümmetine bir gemi misali aktarır, öğretir. Bu gemide insanlar vardır. Üst ve alt kısımdan oluşan iki bölümde insanlar bulunmaktadır. Alt kısımdaki insanlar su ihtiyaçlarını gidermek için geminin altından bir delik açmaya çalışırlar veya çalışsalar, üst kısımda bulunanlar onları uyarmasa gemi batar, hepsi helak olur. Eğer üsttekiler sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirseler, alt kısımda gemiyi harap etmeye çalışanları uyarsalar, hep beraber kurtulurlar ve sahil-i selamete beraberce ulaşırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifleriyle insanların yaşadıkları toplumda yapması gereken davranışları bizlere hatırlatıyor. Herkes diğer insana zarar vermeden sözüyle, davranışlarıyla hareket etmek durumunda. Diğer insana zarar vermeden, diğer insanlara zarar vermeden hayatiyetini devam ettirmek durumunda. Eğer insanlara zarar verecek davranışlar ve sözler birilerinden sadır oluyorsa onların ortadan kalkması için de Müslüman
sorumluluğunun gereğini yerine getirmek durumundadır. Değerli Müslümanlar, İslam gelişigüzel bir hayat tarzını tasvip etmez. İnsanlar yaptıklarının ve ettiklerinin bir gün kendilerinden sorulacağını bilmelidirler. Bu da ahirete yönelik bir sorumluluk bilincini bizlere hatırlatıyor. Ahirete iman, insanın davranışlarını etkiler, insanın kendisine çekidüzen vermesine vesile olur. Ahirette yaptıklarından hesaba çekileceğini bilmek, insanın kendisine, çevresine zarar vermesinden veya kötülüklerden uzaklaşmasına vesile olabilir. Bu yönüyle erdemli bir toplum, güzel bir toplum düşüncesine sahip olan dinimiz, erdemli insanlar yetişmesi için gayret sarf eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiklerinden anladığımız, insanların sorumluluklarını, toplumsal sorumluluklarını, ailelerine karşı sorumluluklarını ve Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri neticesinde olacaktır. Sosyal sorumluluk içerisinde şunu da ifade etmek gerekli. Şu anda sizlerin bizleri izlediğiniz sosyal mecralar da insanın sorumlu olduğu alanlar arasındadır. İnsanlar bu alanlarda hür değildir. Bu alanlarda yapılan her şey mübah değildir. Öyleyse sosyal ağları, sosyal medyayı da kullanırken insanlara hakaret etmeden, insanları kırmadan, dökmeden, insanlara maddi manevi zararlar vermeden bu mecraları kullanmak da yine sorumluluklarımız içerisinde yer alır. Ramazan-ı Şerif orucunun bizlere farz kılındığını bildiren ayet-i celilenin sonunda Rabbimiz لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ buyurur. Bazı meal yazanlar bunu sorumluluk bilincine ulaşasınız diye tercüme ederler. Konumuzla alakalı eğer bizler sorumluluk bilincinin en zirveye ulaştığı Ramazan ayına yaklaşıyorsak, bu ayda öncelikle Rabbimize karşı sorumluluk bilincimizi yerine getirme gayretinde olalım. Ama sadece bu sorumluluklarımızı senenin bir ayına yaymayalım veya bir ayında yapmayalım. Senede bir ayı Ramazan olarak kabul etmeyelim. Senenin bütün zamanını Ramazanlaştırmanın gayretinde olalım. Müslümanlar ibadetlerini, taatlerini yaparken Ramazan'da sosyal Allah'a karşı ibadetlerini yerine getirirlerken sorumluluklarının bilincindeler. Bu zirveye ulaşıyor. Ama sosyal sorumluluklarımızı da unutmamak gerekli. Evde eşlerimiz var. Hele evde çok kaldığımız bugünlerde eşlerimize ve çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı ihmal etmeden, onları kırmadan, dökmeden bir mübarek ayı karşılama ve geçirmeye gayret edelim. Yine Ramazan-ı Şerif'te her ne kadar yanlarına gidemesek de, onları göremesek de, kucaklayıp sarılamasak da bizim etrafımızda bulunan, bizimle irtibatlı insanlar var. Konu komşumuz, akrabalarımız var. Bunlara ulaşma, ihtiyaçları varsa ayni ve nakdi yardımlarla onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışma yine mübarek ay içerisinde gerçekleştirilecek sorumluluklar, sosyal sorumluluklar içerisinde yer alıyor. Kıymetli Müslümanlar, şunu da ifade etmek gerekli. Sorumluluk bilinci veya sorumluluk değeri kazanılabilen, öğretilebilen, öğrenilebilen bir değer. Bunu Ramazan-ı Şerif'te çocuklarımıza öğretebiliriz. Ama öğretmek için rol model olmak gerekli. Anne baba, nine dede, çocuğun etrafında bulunan kimler var ise ebeveynler olarak, onlar Ramazan-ı Şerif'te öncelikle ibadetlerini yerine getirerek en büyük sorumluluk olan ibadet sorumluluğunu, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini çocuklarına göstermeliler. Çocuk buradan anlamalı ki ebeveynler Allah'a karşı sorumluluklarının bilincindeler. Yine etrafımızdaki insanlara karşı yardımda bulunma, onlara sevgi ve muhabbetimizi gösterme, onlarla dayanışma, birlik beraberlik içerisinde olma, evlatta sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de vesile olacaktır. Yoksa Allah'a ibadetin olmadığı bir yerde, insanlarla irtibatın koptuğu bir ortamda, insanın gelişigüzel bir hayat yaşadığı bir dönemde, zamanda insanların bilhassa gelecek nesillerimizin sorumluluk bilinciyle donatılması mümkün olmayacaktır. Yine burada kişinin kendi nefsinden başlayarak
Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kişinin kendi nefsi üzerinde olan hakkından bahsetmişti. Oradan hareketle sıkıntı yaşadığımız şu günlerde bizler öncelikle kendimizi bu virüsten veya sıkıntıdan kurtarmaya çalışacağız, korumaya çalışacağız. Bu da bir sosyal sorumluluktur. Kendi nefsimize karşı sorumluluğumuzdur. Bunun yanında diğer insanlarla irtibatımıza, sosyal mesafeye dikkat ederek veya dışarı çıkmayarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Ta ki daha güzel günlerde bizler hep beraber olalım. Kişi birisine rahatsızlığını bulaştırmak gayesiyle dışarı çıkarsa bu kul hakkına girmedir veya kişinin sorumlu olmasıdır, Allah katında hesaba çekilmesidir. Bunu da yine unutmamak gerekli. Değerli müminler, kıymetli Müslümanlar, kısaca şunu ifade edelim. Sorumluluk bir daire olarak düşünülürse bu dairenin merkezinde Allah'a karşı sorumluluğumuz vardır. Dairenin merkezinden kenarlara doğru ilerlediğimizde ise kendi nefsimiz, çoluk çocuğumuz, akrabalarımız ve etrafımızda bizimle irtibata geçen insanlar bu sorumluluk dairesinin içerisinde yer almaktadır. Bize düşen hem kendi nefsimizi hem de etrafımızda bulunan insanları kötülüklerden uzaklaştırma, güzelliklerin yayılması, yeşermesi için gayret sarf etme ve güzel günleri hep beraber yaşama gayretinde olmaktır. Şunu dua niyetiyle söyleyerek bitirelim. Rabbimizden isteğimiz, arzumuz Ramazan-ı Şerif'te birlik ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. Sosyal sorumluluğumuzu, sosyal sorumluluk bilincimizi bu ayda daha da pekiştirsin. Bize hizmet eden gayretleriyle bizim daha iyi yerlere, günlere gelmemiz için gayret sarf edenlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.